Total istasyonları gün ortasını sunar. Evet değerli izleyenlerimiz, Ekotürk'te gün ortası başlıyor. Ben Ahu Orakçıoğlu. Günün önemli sıcak başlıklarını aktarıyoruz. Önemli bir konuyu da enine boyuna ele alıyoruz. Malum biliyorsunuz bir saatlik yayın kuşağımızda. Bugün gün ortasında biraz şu salgını, pandemiyi konuşmak istiyoruz. Özellikle normalleşmenin ardından açıklanan tablolara bakacağız. Neredeyiz? Normalleşmenin sonuçları nereye doğru gidiyor gibi görünüyor. Bu normalleşme kalıcı olacak mı? Olabilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? Aşılarla ilgili dün Sağlık Bakanı'nın açıklaması oldu. Türkiye'de kaç milyon kişiye kaç doz aşı yapıldığı çok net bir datayla, bir tabloyla duyurulmuş oldu. Biraz bu tabloyu da, yani Türkiye'nin aşı performansını da değerlendirmek istiyoruz. Bu ve daha pek çok soru başlığımızı çok sevgili, çok değerli bir hocamıza Profesör Doktor Bengi Başar'a soracağız. Hoş geldiniz Bengi Hocam yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun Hanımcığım. Çok teşekkür ediyorum. Bir arada hocam. Neyle başlayalım? Acaba şu dün Fahrettin Koca bir aşı tablosu yayınladı. Ona mı baksak? Konuşacak çok konu var da. 2,5 milyon çift doz, 7,5 milyon tek doz. Bu Türkiye'nin aşılama performansı açısından nasıl yorumluyorsunuz? Böyle başlayalım hocam. Aslında biz aşılamaya biraz hızlı başladık. Güzeldi. Ancak hızımız yavaşladı son dönemlerde. Randevu sistemindeki aksaklıklar ya da bir türlü ikinci aşısı için randevu verilemeyenlerin artık haberleri gelmeye başladı. Baktığımızda genel olarak performansımız avanım 65 yaş üzerinin yaklaşık olarak %50'lerde henüz aşılanmış olduğunu görüyoruz. Ve hep gelecek denen aşılarla ilgili böyle bir ertelemeler oluyor. Sayının yetersizliği tabii, aslında aşı olsa organizasyonumuzu çok daha hızlı yapabilecek, mesela 65 yaş üzerinin çok daha rahatlıkla randevu alabileceği sistemle biz bunu kurgulayabilsek aslında muhtemelen daha da artacaktır bu hızımız, ki artması lazım. Biliyorsunuz ilk aşılama hızlarımızda bile yapılan hesaplar bizim 2,9 yıl gibi bir sürede ancak yaygın toplum bağışıklığına ulaşabilecek aşılamayı yapacağımızı gösteriyordu ki biz bunun da gerisindeyiz. Ne yazık ki. Şimdi buradaki tabii en önemli unsur dediğimiz gibi organizasyonda bu ileri yaş grubunun randevu almadaki zorlanması, ama aşı sayılarının yetersizliği ve bugün baktığımızda genel olarak tek doz aşıyı yapanların toplumun yaklaşık %10'u gibi, ikinci doz aşını yapılanların da 2,5 gibi bir oranda olduğunu görüyoruz. Bunlar tabii toplum bağışına ulaşmaktan çok uzakta. Evet, birçok ülkeye baktığınızda dünya genelinde nüfus başına yapılan yüzdelik dilime göre Türkiye 10. sırada yer alıyor. Ancak işte bir İngiltere'ye baktığınızda %25-30'lar, zaten İsrail'i söylemiyoruz. Amerika'da bugün çok geriden geliyordu. Bir sürü sorgulanmalar oldu. 300 küsur milyon nüfuslu bir ülke. Bugün %10'lar, yani aynı kafa kafayız oran açısından. Yani bunlar bile tabii ki etkilidir, ancak gerçek etkinliği sağlamamız bir an önce bu hızı artırmak, aşı teminleri, çeşitliliği, bunları artırarak çok daha rahatlatacaktır bizi diye düşünüyorum. Hocam 10 milyon doz aşı yapıldı bugüne kadar. Biz sınırlara dayandık mı elimizdeki aşı stoklarını? Artık biz takip edemiyoruz, kusura bakmayın, kaçırıyoruz. Ne kadar aşı geldi? Yolda aşı var mı? Ondan da emin olamıyoruz, ama en azından mevcut tüm aşılar en az bir doz yapılmış anlamına mı geliyor bu? Hatırlıyor musunuz, siz rakamları takip edebildiniz mi? Yok, biliyorsunuz rakamlar hep değişiyor Alman'ın. Biz de takip edemiyoruz. Evet. Hatta bazılarında galiba kafamız işte böyle çok bir bilgi verilmeden gelecek. Yani sürekli bir 40 oluyor. Mesela BioNTech işte bir 4,5 anlaştık. Opsiyonla 30 milyon derdi, ama bilmiyorum sizin bilginiz var mı? BioNTech gelmedi galiba henüz daha. Gelmedi hocam BioNTech. Bahsedilmişti. Evet, yani bunlar hep değişiyor. Biz de izleyemiyoruz. Şey dendi biliyorsunuz, 50 milyon işte geliyor işte Mart sonu gibi. Ondan sonra bir 50 daha gelecek. İşte Haziran'a kadar 100 milyonu bitirmiş olacağız. Rakamlar ama anladığım kadarıyla henüz daha. O yüzden artık ben kaçırdım haberci olarak. Yani bilen biz varsa bizle kaçırdık. Sorayım. Yani 10 milyon. Biz de kaçırdık. Şunu da tanımlamak lazım herhalde hocam. Altını çizmek gerekiyor. Çift doz yapılmayan kişiler hala riske çok açık diyebiliyor muyuz? Yani çünkü çevremizde de var, işte bir dozumu yaptırdım, işte bir miktar koruyuculuk oluşmuştur en azından gibi varsayımlar var. O konuda hangi araştırmalar, hangi sonuçlar var hocam, biraz aydınlatın. Hani kendi kendimize varsaymayalım.
Şimdi bizim inaktif aşılarımızın gerçek anlamda koruyucu olması, zaten etkinliğimiz biliyorsunuz, daha doğrusu etkililiğimiz daha düşük diğer aşılara göre, ancak mRNA'lar, vektör aşılara göre ancak, yine de ikinci gerçek korumanın sağlanması ikinci aşı, ikinci aşıdan da 2 hafta gibi bir süre geçtikten sonra olarak bildiriliyor. Dolayısıyla da biz o ilk aşıyı yaptık. Hadi hemen maskeleri çıkartalım. Rahatlayalım, böyle bir şey yok. Hatta ve hatta ikinci aşı olduktan sonra bile, 2 hafta geçse bile, ne olursa olsun o maskeleri çıkarmamak gerekir. Çünkü bu aşılar asemptomatik olarak hastalanmamızı engellemiyor ve bulaşıcılığımızı engellemiyor. Sonuçta aşı olmamış diğer insanlara da bulaştırma şansımız var. Ve sonuç itibariyle, hatta Amerika'dan biliyorsunuz Fauci'nin de açıklaması oldu. Böyle bir karar aldı, ancak bu galiba yanlış algılara da yol açabiliyor. Hani dediler ya, aşılananlar işte maskeyi çıkarıp karşılıklı iletişim kurabilir, ama bu aşılanan 2 kişi arasındaydı. Ki onlar mRNA aşılarını yapıyorlar. Etkiliği çok Evet. daha yüksek bizimkinden. Dolayısıyla ne olursa olsun ikinci aşıyı da yapsak, biz çünkü çok azınlıktayız bu ikinci aşı olanlar, çevremizi korumak, bulaşıcılığın devamı açısından lütfen hiçbir şey olmamış gibi önlemlerimizi alıp maskelerimizi takmaya devam etmek zorundayız. Evet. Hocam, bu mRNA aşısı dediğiniz, özellikle işte BioNTech'te o aşı grubunun içerisinde yer alıyor malum. Açıkladığı mutasyonlara karşı etkilidir benim aşım diye dün. Artık bunu net bir veri olarak almak, kabul etmek gerekiyor değil mi? Yani mutasyona karşı Evet. BioNTech aşıları bir koruyuculuğa sahip. Yani Güney Afrika'da biraz mRNA sorunlar aşıları. vardı. Evet, mRNA aşılarını zaten hemen modifiye de edebiliyorlar çok hızla. Böyle bir avantajları da var. Ve şimdilik en azından evet biz etkiliyiz. Belki düşüyor etkiliyor, ama sonuçta etkili oldukları ortaya çıktı. Rus aşısı bayağı herhalde ne diyelim şeyini artırdı sanki değil mi dünyadaki reputasyonunu hocam? Evet, Vektör daha aşısı olarak. popüler. O da işte, aynen, vektör aşılar oldukça iyi. Biliyorsunuz Johnson & Johnson da devreye girdi. Hatta ilk Evet, do tek tek doz. doz etkinlikleri, Evet. evet, devreye girdi. Dolayısıyla vektör aşılar gerçekten iyi gidiyor ve Sputnik 5 de bu anlamda dediğiniz gibi popülaritesini artırmış durumda şu an dünyada. Peki hocam, gözümüz kulağımız bizim şu anki anlaşmamız olan Çin'den gelecek haberde. Yani bakıyoruz ne zaman yüklenecek, uçağa gelecek Türkiye'ye diye. En azından şunu sorayım. Sağlıkçılarımız tamamen çift doz aşı oldu mu Bengi Başar? Yani çok kıymetlisiniz. Front, yani ön cephe olarak. Acun, çok teşekkür ederim. Evet, ben çift doz aşı oldum Ahu Hanım. Birçok meslektaşım gibi çift doz aşımı oldum. Hatta çift doz aşımdan bu cuma 1 ay 28 günümde geçmiş olacak. Antikorlarıma baktırmadım. Spike proteinine karşı antikorlarıma da cuma günü baktıracağım. Bakalım ne olmuş, göreceğim. Ancak ben İnşallah hiç aşı antikorunuz olmamış bol olsun. gibi, sağ olun, hiç aşı olmamış gibi çift şeyle maske ya da N95'lerimle korunmaya devam ediyorum ancak, ve çevremdekileri korumaya devam ediyorum. Geçmiş olsun diyelim hocam. Birinci dozdan sonra Sağ pek yan etki olmadığını biliyoruz kendi çevremizden de. İkinci dozdan sonra da benzer miydi süreç? Herhangi bir yan etki yaşamadınız değil mi? Hanım, ben de ilginç bir şekilde eklem ağrıları ikinci dozdan sonra çok oldu. Eklem ve kas ağrıları, hatta bu 1 ay oldu hala geçmiyor. Parmaklarım çok ağrıyor, tam ellerimi sıkamıyorum. Ancak onun dışında bir kısım arkadaşımızda işte ateşler oldu. Nezle gibi bir, böyle gripal bir enfeksiyon gibi oldu. Kas ağrılarını duyuyoruz. Enjeksiyon yerinde ağrıları olanlar oldu. Ama benim ilgimi çeken hastalarımın bir bölümünde yüksek tansiyon atakları oldu. Ben şimdi hastalarıma şey diyorum, aşı olanlara tansiyonunuzu takip edin. Önceden tansiyonu olan hastalarımı uyarıyorum. Ancak sonra bu duruluyor, dinginleşiyor. Peki. Böyle bir şey de Bunlar gördüm, izledim. Evet. ikinci dozdan sonra değil mi Bengi Başar? İkinci Evet, dozdan sonra. Peki. evet. Yani aşının çalışması için ikinci dozun garanti olduğunu buradan biraz daha herhalde anlamış oluyoruz diye düşünüyorum ben. Biraz tabloyu da değerlendirelim hocam. Malum normalleştik ve bugün aslında kritik de bir eşikteyiz o normalleşme sonrası gelinen gün açısından. Dünkü rakamları ancak değerlendirmenizi rica edeceğim ama nasıl gidiyor size göre orada işler? Bir tabloyu da yansıtsın, tekrar hatırlatalım izleyicilerimize. Arkadaşlar, rejiden rica ediyorum.
Şimdi nasıl görüyorsunuz hocam bu geçtiğimiz rakamları? Geçtiğimiz hafta, yani tabii artıyor. Bu tartışılmaz. Zaten biliyorsunuz. Açılma döneminde de bizlerin tepkisi olmuştu. Şu an aktif vakalarımız artıyor, test pozitifliklerimiz artıyor, 7 gün ortalamalı vakalar artıyor şeklinde bir takım şeylerimiz olmuştu biliyorsunuz. Bir tek ölümlerin azalıyor olması herkesi mutlu ediyordu. Ancak zaten önce vakalar artar, arkadan ağır hastalar artar vakalar, arkasından hastane dolulukları ve sonra zaten ölümleri yansır. Genelde en erken 2 hafta ve 1 ay sonra bunun yansımalarının olduğu ifade edilir. Şimdi sonuçta biz zaten artmakta olan bir takım kriterlerle girdik ve dün de görüldüğü üzere bu trend değişmedi. Ve şuna bakıldı. Bir ay içinde bizim 7 gün ortalamalı vakalarımızın değerleri %55 oranında bir ayda artmış. Ve son dönemlerde çok hızlı bu artış sürecine girildi. Hatta bununla birlikte de yavaş yavaş ağır vakaların artmaya başladığı bildirimleri vakalardan, sayılardan geldi. Şimdi bizim polikliniklerde geçtiğimiz Perşembe, Cuma günleri pozitiflikler çıkmaya başladı. Ancak yine de bu artan vakalara göre o Kasım'daki kadar çok ağır olan vakaların gözlenmediği henüz daha en azından bizi mutlu ediyor. Ancak umarız artmaz. Çünkü mesela telefonlar gelmeye başladı. Biz buradan da görüyoruz sahadan. İşte hastalardan, hasta yakınlarından. Hocam işte pozitif çıktım. Birçok kesimden yavaş yavaş, ki bu bir süredir kesilmişti, uzun bir süredir rahatlamıştık. Ancak yine başladı. Tabii Allah korusun endişemiz, bu yapılan istatistikler de bizim bu vakalar, test pozitifliklerimiz ki %10'lara yaklaştı. Açısından, yani bu açıdan şeye benzer bir platformda olduğumuzu gösteriyor. İşte İtalya, Brezilya gibi ya da Çekya, Polonya. Yani umut ederiz onlar gibi ağır vakalarla bir Brezilya'nın yaşadığı sıkıntıları yaşamayalım. Onun için herkesin ne olursa olsun böyle bir normalleşme oldu, açılma oldu deyip akın akın her yere gitmesi, üst üste ve o rahatlamanın verdiği böyle bir o maske gevşekliği ya da mesafe gevşekliği veya kapalı ortamlardaki bir araya gelmeleri gevşetme konusundaki tedbirsizlikleri deyip ne olursunuz bunlar çok kötü yansımalarla karşımıza çıkabilir. Burada herkese çok rol, çok iş düşüyor. Umut ederiz daha kötü günler olmasın. Anlıyorum hocam. Peki bu yeni vakaların mutasyonlu virüs olduğuna dair nasıl bir öngörüde bulunursunuz? Yüzde kaçı mutasyonludur? Bir de mutasyondan bugüne kadar ne anladık hocam? Aşağı yukarı bir biraz böyle hani üzerinden bir zaman geçti. Bu mutasyon neye yol açıyor? Neye yol açmış virüste? Şimdi dünyanın en korktuğu biliyorsunuz ve tartıştığı şey şu. Zaten aşılamanın yaygın olmasını da bunun için istiyorlar. Bu virüs kendisine konaklar buldukça her konakta tutunabilmek adına stratejiler geliştiriyor. Aşıların başladığı bu dönemde silahları tanıyor. Kendisine hayatta kalabilmek için stratejiler geliştiriyor. Ve kendisinin o tutunduğu protein, spike protein ya da başak proteini dediğimiz o S proteininde dizilimler değiştiriyor. Çoklu mutasyonlarla yeni formata ve daha rahat kişilere, insanlara tutunarak çoğalma böylece şansını elde ediyor. Bulaşıcılığı artıyor. Bunların içinde çok temel varyantlar, İngiltere, Güney Afrika varyantları gibi, bu işte 3 varyantımız var biliyorsunuz. Bu varyantlar, Brezilya biri de, 3 varyantlar kendisini gösterdi. Ancak bunun içinde baktığınızda 1.7 ila 2.2 oranında Güney Afrika varyantının Brezilya'nın da benzer olduğu bulaşıcılığı arttığı, İngiltere varyantının %50 oranında bulaşıcılığı artırdığı gözlendi. Bunun ötesinde bunların içindeki en büyük sorun sadece bulaşıcılığın artması değil, bulaşıcılığın ötesinde bu varyantların %30 oranında İngiltere varyantının ölümcülüğünün de artabileceği ifade edildi. Çünkü virüs yükünün arttığı ya da bulaşıcılıkla birlikte daha kırılgan kesimlere de ulaşabildiği ortaya çıkarıldı. Şimdi bütün bunlarla birlikte özellikle Güney Afrika mutasyonu içinde şu özellikle önemli.
iyiydi. Bu daha çok aşılardan kaçabiliyor. Özellikle Novavax, işte Johnson & Johnson aşıları için yapılan çalışmalarda hakikaten düştüğü, mesela AstraZeneca'nın bu aşısında gerçekten buna işlemediği gibi bir takım biliyorsunuz çalışmalarda ön sonuçlar, Güney Afrika mutasyonunun daha ürkütücü olabileceği bilgisini bize verdi. Ancak bugün için en büyük bulaşıcılık İngiltere varyantında, evet diğerlerinde de var ve bunun içinde ülkeler sekanslama, bu varyantların saptanması ve ne kadar oranda toplumda olduğunun açıklanması için çaba gösteriyor. Bu anlamda İngiltere çok ön planda, çok yüksek oranda yapıyor. Amerika'da keza yapıyor ve Amerika şunu diyor, Mart sonuna kadar biz dominant olarak yani baskın virüsün İngiltere varyantı olacağını düşünüyoruz diyor. Hatta onlar biliyorsunuz Kaliforniya varyantından da bahsediyor. Belki pek çok varyant var saptanamayan, bilmiyoruz. Zaman içinde bu karışımlar birbiriyle işte kombinasyonlar oluyor biliyorsunuz. İngiltere, evet. Güney Afrika'nın bir aradalığı bu çok daha ürkütücüydü. Hatta Frankenstein virüsü dedi buna. Ve bütün bunlar bir arada tabii ürkütüyor. En büyük korku biliyorsunuz Uğur Şahin de açıklamaları vardı. En büyük korkumuz varyantlar, mutasyonlar dedi. Onun için de dünyanın büyük bir hız alması gerekiyor. Bize gelince biz de bu varyantları çok yoğun yapamıyoruz. Sekans analizleri biraz ağır gidiyoruz. Şimdiye kadar 1500'e yakın bir varyanttan bahsedildi. Özellikle şöyle denildi. Samsun'da %50'si B117 olabilir. Böyle bir bilgi geldi. Hatta belki de Doğu Anadolu'daki bu hızlı artışın bu varyantlardan olduğu bilgisi geldi. Tabii bunun dışında büyük toplanmalar hepsi etken olmuştur. Ve daha sonraki kapanmalarda da Trabzon ve Ordu'da en büyük iyileşme aslında görüldü. Azalma belirgin vaka sayılarında. Dolayısıyla tabii Türkiye'de 70 il demişti en son Sağlık Bakanımız. Belki artmıştır bu arada. Ancak çok yaygın ve bu varyantların hangi illerde ne kadar olduğunu bilebilirsek belki o illerdeki önlemler kat kat artırılabilir. Mesela İngiltere ne yaptı? Gitti varyant çok fazla ve çocuklardaki yayılımını gördü. Çünkü onlar çok dikkat etmiyorlar. Maske takmıyorlardı okullarında. Ve hemen kapattı. Hiç kapatmadı okulları. Almanya onlar. Yani varyant ne kadar çoksa sizin alacağınız önlemler de farklı olabilir. Onun için aslında il il bunları da belirlemek, çok daha yaygın yapmak, mutasyon tanı kitleri yaygın kullanılacaktı. Ne kadar yaygın kullanılıyor çok bir fikrim yok. Ama bunları daha da yaygınlaştırmak daha doğru olabilecektir diye düşünüyorum. Şu an için biraz geride olduğumuz, hatta açıklamalarda da iki hafta geriden geldiğimizi biliyoruz. Bu sekans analizlerinin açıklanmasında. Evet. Her şeye rağmen hayatını kaybeden yurttaşlarımızın sayısına yansımadığını görüyoruz. Bu varyantların, mutasyona uğramış virüslerin ne kadar hızlı bulaştığı göz önüne alınırsa, Türkiye'de de zaten çok ciddi oranda bir varyant virüs yükü olduğunu herhalde kabul etmek mümkün hocam. Çok da mantıksız bir varsayım olmaz diye düşünüyorum. Hocam nasıl görüyorsunuz önümüzdeki dönemi? Hani bir kapanma şerhiyle açıldık ya biz, böyle hani kontrollü normalleşme, işte her an değişirse tablo her an kapatabiliriz şeklinde. Bu da gerçekten çok büyük bir sıkıntı olacak işletmelere. Yani neredeyse bugüne kadar dayanmış, işte ne bileyim kepenki indirmiş, yarı normalleşmeyle birlikte dükkanını açmış esnaf herhalde bir kapanmayla birlikte kolay kolay artık açamayacak hale gelecektir diye düşünüyorum. Böyle sanki hani bir kapanma olursa en ehven okullar mı kapanacak, okullar mı seçilir? Nasıl görüyorsunuz hocam? Bir kapanma öngörür müsünüz İstanbul için başta? Şimdi Ava Hanım, aslında biz tabii bütün bu renklendirmeleri yaptık ve bu renklendirmedeki amacımız o renk geçişlerinde, kırmızıya geçiş özellikle bizim için kırmızı alarm, yani tekrar önlemleri almak, kapanmalar, geri adım atmak şeklindeydi. Bizim ülkede bir problemimiz şu, biz açılıyoruz ama kapanamıyoruz. Ve çok üst düzey artık sayılar olduğunda kapanma noktasına geliyoruz. Şimdi baktığınızda biliyorsunuz hafta sonu açıklandı veriler. Özellikle üç büyük il bazında size şunu söyleyebilirim. İzmir, İstanbul %24 oranında vaka arttı bir hafta içinde. Ankara'da %37 arttı. Şimdi bunlardan İzmir'in konumu değişmedi. Yine yüksek riskli. Ama İstanbul çok yüksek riskliye geçti. Ankara ortadan yüksek riskliye geçti ama önlemler konusunda anladığım kadarıyla bir değişiklik olmadı.
bildiğim kadarıyla. Yine her şey açık devam ediyoruz. Oysa ki bizim baştaki hedeflerimiz çok yüksek liste. Mesela Karadeniz'de hiçbir şey açılmamıştı. İstanbul'da da aslında bunun kapanması. Ancak biliyorsunuz İstanbul Ticaret Odası Başkanı da Sayın Cumhurbaşkanı bir ricada bulunmuştu. İstanbul'u ayrıcalıklı yapalım gibi. Tabii şimdi ayrıcalıklı yüksek riskli gibi bir herhalde belki de olgu da oluşacak bu durumda. Anladığım kadarıyla aslında bizim bu açılmamız her şeyi kontrol altına aldığımız için bir açılma değildi. Ekonomik bir açılmaydı. Birçok işte ülke gibi biz de çok ciddi ekonomik anlamda sıkıntılar çektik ve bunun da en büyük semeresi esnaf da oldu. İşte restoranlar, kafeler gerçekten yayılımda çok önemli ve çok etkili alanlar bunlar. Mesela bir okullardaki yayılıma baktığınızda işte 0-9 yaş %2,5, 9-19 yaş %4 diyor yayılımdan sorumlu gençler ve çocuklarda. Yani okullardaki yayılım aslında en az olarak gösteriliyor. Dolayısıyla ilk önce okulları kapamak değil aslında restoran kafeleri kapamak. Ama burada ekonomi devreye girince her şey değişiyor. Bilimsel veriler de değişiyor. Şimdi burada tıpkı Amerika'nın yeni aldığı bu ekonomik paketler biliyorsunuz açıkladı. Destek paketleri işte bu restoranlar, kafeler vesaire işletmelere. Keşke Türkiye'de de gerçek anlamda bu destek yapılabilse. Ve bu insanlar o zaman ayakta kalabilse, onlar ayakta kalabilirse bunları kapatırız. Ve bu salgın, bu böyle bu şeyden aşılama yaygınlaşana kadar bu sürünceme, bu yayılım aslında rahatlar, biter. Ancak biz bunu yapamıyoruz. Aşılamayı yaygın yapamıyoruz. Dolayısıyla bunlar bizi bir çıkmaza, bir kısır döngüye sokmuş durumda. Yani nasıl kapatacaklar? İnsanlar çok zor durumda. Ya açlık mı artık hastalık mı demeye başladılar. Yani ölümün iki türlüsü demeye başladılar. Böyle bir dönemde ben kapayabileceklerini falan düşünmüyorum. Ancak burada insanlar artık kendi önlemini alacak. Keşke şu olsaydı, biraz daha beklenseydi, aşılama daha hızlı olabilseydi, Nisan'la birlikte açık alanları kullanma şansımızı kullanarak biz bu açılımları yapabilseydik ama yapamıyoruz, dayanamıyor. Evet. Ekonomi ve insanlar. Onun için ben kapanacağını falan düşünmüyorum. Okulları kapatmak, İnşallah okullarda istediğimiz havalandırma önlemler uygulanıyordur. Öğretmenleri bir an önce umarım aşılarız. Yani çok şey var çözülmesi gereken. Büyük bir kısır döngünün içindeyiz şu an. Peki, çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Bengi Başar. Sağ olun, var olun hocam, kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Görüşmek dileğiyle, kolaylıklar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, iyi günler diliyorum. Buradan kısa bir reklam arasına girelim. Değerli izleyenler, Bengi Başar'ın önemli uyarıları oldu ve durum tespitleri oldu. Ardından da Uluç Ajansı'yla yeniden bir aradayız, reklamların hemen ardından. Total istasyonları gün ortasını sundu.